Ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bütün rakipleri mutlak yenilgileriyle yüzleştirerek Edgar ustası olacağım. Bu arada Edgar oyuncusu değilim. Kesinlikle Edgar oyuncusu değilim ama Edgar'ı çok iyi oynuyorum. Bu sadece Edgar'ı nasıl oynamam gerektiğini bildiğim için bu açıklamayı yaptım. Çünkü Edgar'a bu kadar laf ettikten sonra nasıl bu kadar güzel Edgar oynuyorsun demenizi istemedim. Son olarak eğer kanalıma abone değilseniz 14 Haziran 2024'e kadar 100 bin abone olabilmem için bana abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca videoya like atarsanız da uzun videoların devamı gelecek. İlk maça girdim. Bu arada yıldız gücümü değiştirdim. Normalde bu yıldız gücümü kullanmıyorum. Vurduğum zaman daha fazla can vermemi sağlayan yıldız gücünü kullanıyorum. Değiştirmemin sebebi ben o yıldız gücüyle oynarken çok fazla kill alıyorum. Yani kendimi birazcık kötü göstermek istiyorum. Edgar Pro'su değilim arkadaşlar. Ben Edgar Pro'su değilim. Böyle hatırlanmak istemiyorum. Bütün karakterlerle iyi oynarım ama Edgar ve Fang'le iyi oynadığımı söylemem. Çünkü Edgar ve Fang'in yapması gereken çok basit görevler var arkadaşlar. Mesela karşı takımda Jesse var ve Jesse'yi benim kesmem gerekiyor. Edgar'ı Spike'ın kesmesi gerekiyor ya da Crow'un kesmesi gerekiyor. Ve bizim hasar karakterimiz sadece Spike. Bu arada Edgar'a hiper gelmeden önce acaba hiperini de ultisi gibi dolduracak mı diye düşünüyordum. Şu anda da ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Max'in yıldız güçlerinden bir tanesi Max hareket ettikçe Max'in ultisini dolduruyor. Acaba diyorum o yıldız gücünü kullandığımız zaman hiper geldiğinde Max'e hiperi de dolduracak mı? Çünkü Max gibi bir karakterin hiperi bu şekilde dolarsa çok güçlü olur. Bu arada size bazı karakterlerin nasıl kullanması gerektiği ile ilgili birkaç taktik vermek istiyorum. Öncelikle spawner karakterler, yani Jesse gibi, Penny gibi, Nita gibi, Mr. P gibi karakterler, yani bir kule bırakabilen karakterler, bir şey bırakabilen karakterler, bir şey çıkarabilen karakterler. Ama önce 8 biti keseceğim. Bu arada eğer spawner karakter oynuyorsanız, oyunda tank karakter varsa kesinlikle tank karakterleri kovalayabildiğiniz kadar kovalayın. Çünkü hiçbir şey yapamasanız bile onlar size oyun boyunca ulti doldurtacaklar. Çünkü tank karakterlerin spawner karakterleri kesmesi çok zor. Özellikle Nita oynarken sürekli tank karakterleri kovalıyorum. Bu arada küçük bir yılan yaptım. Muhtemelen bu benim burada olmadığımı düşünmüştü. Şu an hiperim doldu. Bir hiper basacağım ama önce canımın dolmasını bekliyorum. Çünkü hiperimi boşa kullanmak istemiyorum. Bu arada Edgar'ın hiperi bana star hediyelerinden çıktı. Ve star hediyelerinden şunu star hediyeleriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ama önce mükemmel bir kill aldım. Eğer 8 biti de kesebilirsem gerçekten gereksiz güçlü bir hiper. Bu arada star hediyelerinden bana çok fazla kostüm çıktı ve sanırım star hediyelerinden çıkan kostümler normal kostümlerimden daha fazla olabilir. Bu yüzden yakın zamanda kostüm toplamaya başlayacağım. Bunu da bu şekilde söylemek istedim. Like at. Hemen. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bana bu kostüm de star hediyelerinden çıktı. Yani birçok karakterimiz star hediyelerinden ucuz da olsa kostümler çıkıyor ve bu kostümlerle oynuyorum. Ama bence Edgar'ın normal hali kostümlü halinden, yani en azından bu kostümdeki halinden daha güzel. Bu arada aklıma gelmişken geçen gün bir şey eleştirmiştim. Aslında hala aynı şeyle ilgili aynı düşünüyorum ama sizi birazcık aydınlatmak istiyorum. Mesela Edgar'ın Mecha Edgar kostümünün 3 versiyonu var. Aynısı Mortis'te de var. Bunların neden olduğunu, bunların saçma olduğunu söylemiştim. Hala bunun saçma olduğunu düşünüyorum ama bunun mantıklı bir tarafı da var. Mesela 299 elmas verdikten sonra bu kostümden sıkılabilir miyim? Sıkılabilirim. Supercell bunu düşünerek aynı kostümün farklı renklerini oyuna ekliyor ki bu durum insanların, yani oyuncuların biraz daha o kostümlerle, o karakterle oynamasını sağlamak. Yani umarım doğru düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Bence Edgar'ın hiperinin bu kadar kolay doldurulması oyunun ayarlarıyla bir tık oynamış gibi düşünüyorum. Çünkü her yerde, her modda sürekli Edgar oynanıyor. Sürekli Edgar, Edgar, Edgar. Bunun saçma kötü olduğunu söylemiyorum. Edgar çok iyi bir karakter olmadığı için genel olarak karşıma Edgar geldiğinde Edgar'ı yeniyorum. Ama şöyle bir durum var şimdi. Edgar hiperini çok kolay dolduruyor ama Edgar gibi hiper dolduramayan bir sürü karakter var. Yani Shelly bile, Edgar'la Shelly bile kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani duvar arkasında bekleyip hiper do... Gün geçmiyor ki soygunda benim takımıma tik gelmesin. Gün geçmiyor ki soygunda benim takımıma tik gelmesin. Hain Supercell, bu maçı kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Bu maçı kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü eğer takımınıza soygun oynarken tik geliyorsa algoritma sizin kupa kaybetmeniz için bunu yapıyordur. Çünkü tik soygunda çok güçsüz kalan bir karakter. Normalde güçlü. Yani en azından normalde rakiplerini darlayabiliyor. Knockout gibi modlarda çok güçlü olabiliyor. Şu an bir ulti daha atacağım. Brock'un zıplama aksesuarının olmadığını az önce gördüm.
Bu arada ultini kullanacak mısın Colette? Colette bu arada bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Telefon kafayı yedi. Hain Supercell'den sonra telefonum da bana ihanet etmeye başladı. Şu an hiperim doldu. Hiperimi bastım çünkü kasanın canı bitmek üzere. Yalnız şaka gibi şu an tikle kazanıyoruz. Şu an tikle kazanıyoruz diyorum ama tikin de hiçbir şey yaptığı yok. Resmen Colette'le ben maçı taşıdık. Bu arada gerçekten çok kolay winler alıyorum. Başka karakterlerle oynasam muhtemelen bu kadar kolay win alamam. Çünkü Edgar oynamak çok basit. Bu yüzden kolayca kazanıyor. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama benim için bazı karakterler var. Yani bazı çift karakterler. Bu iki karakterler aynı takıma geldiği zaman o maç dönmüyor. O maç kazanılmıyor. Mesela bunlardan biri Nita ve Jesse ya da Spike ve Crow gibi. Yani şu an çok umutsuz hissediyorum kendimi çünkü bu maçı kazanamayacakmışız gibi geliyor bana. Tabii çok problem değil. Bugün amacım kupa kasmak değil. Bugün sadece unvanı alıp Edgarus... Hayır. Sadece unvanı almaya çalışıyorum. Yalnız birisi bizim kasaya çok yüksek hasarlar vermiş. Onun kim olduğunu görmedim. Bibi. Eğer Bibi'ye yenilirsem gerçekten bunu hiç unutmam. Bibi'ye yenilmek istemiyorum. Çünkü Bibi'lerin tek yaptığı şey kasaya gitmek. Kasayı kestiler. Yani ayarlasan böyle bir takım denk gelmez ya. Edgar'ın ustalığını da aldıktan sonra toplamda 9. ustalığımı almış olacağım. Yani yanlış hatırlamıyorsam 9 olması lazım. Şu an bir hesaplıyorum. Mortis, Shelly, Bull. Mortis, Shelly, Buzz, Dynamite, Colt, Brock 6 tane. Edgar 7. Şu an kesinlikle maça odaklanmam gerekiyor. Eğer bunu şu an yaparsam kaybedeceğim. Karşı tarafta Sandy var. Jesse var. Bizde Colt var, Crow var. Bizdeki Crow'u saymazsak, hiperi varsa iyi olabilir bu arada ama Crow çok fazla takım oyunu yapamıyor. Çünkü aslında Crow çok güzel bir karakter soygun ve üçlü mod için ama genelde soygun oynayan Crow'lar şeyi kullanıyorlar. Yani hasarını arttıran yıldız gücünü kullanıyorlar. Diğerini kullansalar çok güçlü olacağız. Çünkü Crow rakibe hasar verdiği zaman kendini güçlendiren bir karakter. Bu oyundaki en güçlü 3 özellikten biri olabilir. Bir tane hasar veriyorsunuz ve siz hasar verdiğiniz anda o hasar süresi bitene kadar zaten toksik bir şekilde hasar veriyor. Yani sürekliliği var. Bir kere vurduktan sonra tekrar canı iniyor. Ve bunu yaparsa eğer... Şu an geri dönüp Jesse'yi de keseceğim. Mükemmel oynuyorum demek isterdim ama zaten çok kolay bir karakter. Yani Crow... Crow'a tekrar geri döneceğim çünkü yakında Crow'un da ustalığını kasmayı düşünüyorum. Çünkü yorumlarda sürekli benden Crow kasmamı istiyorsunuz ama ben hiç Crow oynamadığım için Crow'unki şu anda gümüş bile değil. Maalesef gümüş bile değil. Yani yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii ki. Bir ara düello modunda kasıyordum Crow'u ama sonra bıraktım çünkü Crow oynamak çok sıkıcı. Çok az hasar veriyorum. Ben savaşçı olmaya alışmışım. Bu arada Edgar oynamayı da severim ama... Yani karşımda Edgar görmeyi sevmiyorum. Çünkü genelde Edgar benim daha çok sevdiğim karakterleri bana oynatmıyor. Bana oynatmadığı için şöyle bir kill aldım. Bir ulti atacağım. Bir kill daha alabilir miyim? Bir kill daha alamam. Az kalsın hiper basacaktım. Elim bir an hiperin üzerine gitti. Az kalsın refleks olarak hiper basacaktım. Çünkü bir an onu kesebileceğimi zannettim. Bir an az kalsın böyle bot bir hareket yapacaktım. Hiper bastım. Hiper basmamın sebebi... Maalesef Jesse'nin hiper bastıktan sonra ultisinin canı artıyor ve inanılmaz güçleniyor. İnanılmaz güçlü oluyor arkadaşlar. İnanılmaz. Aynı şey Nita için olsaydı çok daha kötü olurdu tabii. Şu an ne alaka diyebilirsiniz ama düşünsenize Nita'nın ultisinin canı yani yaklaşık 10.000 falan oluyor. Hasarı artıyor, daha hızlı vuruyor falan. Aşırı güçlü olurdu çünkü Nita'nın ayısı aynı zamanda takip edebiliyor. Yani peşinizden boss geliyormuş gibi düşünün. Şu an çok hoşuma gitti. Keşke Nita'ya böyle bir şey olsa, böyle bir özellik gelse. Edgar oynamak neden bu kadar sıkıcı? Bu arada arkadaşlar Edgar nasıl oynanır videosu istiyorsunuz. Yorumlarda görüyorum Edgar'la nasıl oynanır videosu çekmemi istiyorsunuz. Zamanında bana bir günde 150 abone kaybettiren bir videom var. O da Edgar neden günah keçisi adlı videom. O videomda herkes Edgar'ı kötülediğimi zannediyordu. Aslında ben orada Edgar'ın nasıl oynanması gerektiğini anlatıyordum. Yani o videoyu izlerseniz çok mükemmel Edgar oyuncusu olabilirsiniz. Çünkü o videoda detaylı şekilde, çok detaylı şekilde, daha önce yapmadığım kadar detaylı şekilde Edgar'ı anlatıyordum. Bu arada bir ulti atacağım. Gerçekten Edgar'ın ultisinin bu kadar hızlı dolmasının, yani en azından savaşırken bu kadar hızlı dolmasının çok işe yaradığını düşünüyorum. Ama sadece Edgar oynarken.
Edgar dışında bu özellik çok kötü oluyor çünkü Edgar sürekli tepemize atlıyor. Artık Edgar'ı eleştirmek istemiyorum. Artık istemiyorum. Bu arada ne fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben normalde Edgar takımıma geldiği zaman ya da karşıya geldiği zaman Edgar'ı eleştirmiyorum. Hemen düşünüyorum yani kesebilir miyim, kesemez miyim? Karakterimin antisi mi yoksa ben mi onun antisiyim falan diye düşünüyorum ama yani siz bana o kadar çok şey yaptınız ki böyle Edgar'ı o kadar ben Edgar'ı gerçekten hiç sevmediğime inandırdınız beni. Hiç böyle Edgar'dan hoşlanmadığıma inandırdınız. Teşekkür ederim attığınız yorumlar sayesinde ve hiperim dolsaydı şu an hiperim dolsaydı size gününüzü gösterirdim dostum. Bu arada arkadaşlar neyse bu cümleyi söylemem lazım çünkü bu cümleyi söylersem her şey kötü olabilir. Bunu söylemiyorum şu an iyi ilerliyorum bu şekilde. Abone olun, like atın. 14 Haziran'a kadar mükemmel bir şekilde 100.000 abone olursam çok mutlu olacağım. Bu arada yıldız gücümü değiştirecektim ama değiştirdim mi değiştirmedim mi şu an hatırlamıyorum. Şu an hatırlamıyorum yıldız gücümü değiştirip değiştirmediğimi. Şu an çok merak ettim. Acaba ustalığımın kaçına geldim? Ne kadar kastığımı şu an çok merak ettim. Çünkü çok az oynamış gibi hissediyorum şu an. Çünkü çok hızlı geçiyor maçlar. Bu arada beni kesememişler. Edgar 25 rütbe yapma taktiği vereyim mi arkadaşlar? Eğer istiyorsanız şu an like atarsanız Edgar 25 rütbe yapma taktiği vereceğim. Hem de çok kolay. En basitinden bir taktik vereceğim. Eğer oyuna girdiğinizde sadece kolay kesebileceğiniz karakterleri keserseniz, kasaya hiç vurmasanız bile, kasaya hiç vurmasanız bile sadece kolay karakterleri keserek takım arkadaşlarınızın kasaya vurmasını sağlarsınız ve bu şekilde çok kolay 25 rütbe yapabilirsiniz. Mesela Colt gibi, az önce Colt'u kestim. Hatta Crow'u da kestim az önce. Kolay kesebileceğiniz karakterleri kestikçe takım arkadaşlarınızı güçlendirmiş gibi olacaksınız. Tıpkı Ruffs'ın ultisiyle güçlenmiş gibi. Yani tıpkı Ruffs oynuyormuşsunuz da takım arkadaşlarınızı güçlendirmişsiniz gibi olacak. Yani şu an S karakterli çok fail bir ulti attım. Keşke oto basmasaydım. Bir daha oto basmayacağım. Şu an hiperli Edgar'ı kes... Edgar'ın hiperli Edgar'ı kesememesi çok saçma. Hem hasarı artıyor, hem daha fazla can dolduruyor, hem daha hızlı vuruyor, hem ultisi daha çok doluyor. Bu kadar özellik olan başka bir hiper yok. Şu an kasaya geldim ama şu an Edgar bana vuruyor ama ne kadar vurursa vursun beni kesemiyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey bu. Edgar'ı kestim. Şu an bir kill daha almaya çalışacağım. Burada biraz canım da olsun. Önce Colt'u kesmeye çalışacağım. Çünkü Colt'u kesmek Crow'u kesmekten daha kolay. Şu an hasarda öndeyiz. Bu birazcık beni motive ediyor. Şu an bu maçı kazanabiliriz. Bu arada her oynadığım maçı bu şekilde oynuyorum normalde Edgar oynarken. Ya sürekli hasarda önde miyiz diye bakıyorum. Ya da Edgar oynarken sürekli kill almaya çalışıyorum. Yetişemiyorum. Crow'a yetişemiyorum ama. Hain Crow. Crow'un bu arada bir tane short videosunda gördüm. Crow bir tane ulti atarak hiperle birlikte kasayı kesiyordu. %100 canını. Ve umarım bu gerçek değildir. Çünkü bunu fark ederlerse herkes bunu yapar. Ve herkes bunu yaparsa... Mükemmel bir win mi geliyor diyecektim ama Edgar'ı kesemedim. Bu arada iki hiperle Edgar'ın kapışması bana iki Poco'nun kapışması gibi geliyor. Yani sürekli canlanıyorlar, sürekli ulti atıyorlar, sürekli canlanıyorlar, ulti atıyorlar falan. Poco. Çok saçma oldu bu. Mükemmel bir win demek isterdim ama maalesef Edgar oynarken, Colt oynarken hissettiğim, aldığım zevki alamıyorum. Çünkü Edgar çok basit. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bazı karakterler sürekli birbirleriyle eşleşiyorlar. Yani Edgar ve Fang gibi, Colt ve Colette gibi ya da Bibi ve Ems gibi sürekli bazı karakterler birbirleriyle eşleşiyorlar. Sanki algoritma sanki bunu bilerek yapıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü hep aynı karakter, tabii şöyle bir durum da olabilir. Bütün oynayan oyuncular takımıyla birlikte oynuyor olabilirler. Bu yüzden böyle bir şey oluyor olabilir. Ben bunu düşünmüyorum çünkü bu çok kötü olur. Yani herkesin takımıyla oynadığı bir oyunu random oynamak çok kötü bir fikir. Tara'yı kesebilirsem mükemmel. Tara'yı keserek takım arkadaşlarımın kasaya biraz daha hasar vermelerini sağladım. Tabii şu an karşı takımda Chuck var ama Chuck maalesef ultilerini yerleştirene kadar biz çoktan karşı takımın kasasının canını %7'ye %5'e kadar indirmişiz, %2'lere kadar ve kazandık. Son anda bir hiper bastım ama hiperin pek bir etkisi olmadı çünkü zaten kazanmıştık.
Mükemmel bir win değil. Mükemmel bir win'e ihtiyacım var. Benim mükemmel bir win'e ihtiyacım var. Son maç. Edgar ustası olabilmem için son maç. Bu arada gerçekten tekrar tekrar dönüp dolaşıp Edgar ustası demem gerçekten çok saçma geliyor. Çünkü Edgar ustalık. Aynı zamanda Edgar'ın Brawl Stars'ın CEO'su olması. Yani ustalığının bu olması. Yani bence bu ustalık daha farklı bir karaktere verilebilirdi. Ve ben bazı yeni ustalıklar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunlardan biri. Bunlardan biri. Savaşçı gibi. Bu arada Brawl Stars'la ilgili bazı teoriler yapacağım. Mesela oyun ekranında, yani oyuna ilk başladığımız zaman karakterleri gördüğümüz ekranda, karakterlerin arkasında mavi ya da kırmızı renkte yerler var ya, oraya mesela elmasla satın alınan ya da mücevherle satın alınan şeyler geleceğini düşünüyorum. Çünkü gelirse çok güzel olabilir. Yani mesela ben kendi oyunculuğuma göre bir şeyler koyabilirim oraya. Bu arada bu son maç ve şu an çok hızlı bir şekilde 30 saniye olmadan hiper doldurdum resmen. Ya o kadar ulti yiyorum, o kadar hasar yiyorum, hiperim varken canım azalmıyor. İnanılmaz bir hiper. Bir ulti daha atıp kasaya gideceğim. Bir ulti daha ama kasaya gitmeden önce biraz kaçacağım çünkü her an beni kesebilirler. Çünkü çok agresif oynuyorum. Şu anda çok agresif oynuyorum. Bir tık. Gerçekten hiperli karakterleri savunmak çok zor. Hiperli karakterlere karşı hayatta kalmak çok zor. Supercell oyuna yeni şeyler gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Oyuna yeni şeyler gelsin. Oyuna yeni oyun modları gelsin. En son 5v5 mod gelecek dedim. Yani gelirse iyi olur dedim ve 5v5 mod geldi. Çok ilginç bir şekilde. Keşke Cordelius ben ölmeden önce ultisini atsaydı da ben de birazcık kasaya vurabilseydim. Ya hiperini basmış geliyorsun öyle. Hiperini basmış geliyorsun. Şöyle ultimi attım. Çaka doğru gitmedim çünkü gitseydim kötü olabilirdi. Bu arada Cordelius'un yapmaya çalıştığı şeyi biliyorum. Cordelius ultisini atarak Çak'ın önünü kesmeye çalışıyor. Sen bana mı attın ultini? Bul. Sen bana mı attın dostum? Şu an bir ultim dolsaydı, dolmadı ama hiper basacağım. Şu anda Cordelius'un yaptığı taktiğe bakar mısınız? Kasaya vurabilmem için Bula ultiye atıp kaçtı. İnanılmaz bir oyunculuk. Benim takımıma normalde böyle oyuncular gelmez arkadaşlar. Bu arada yıldız oyuncu olamasaydım şu anda alamayacaktım unvanı. Yıldız oyuncu olduğum için bu arada bu yüzden agresif oynadım. Yıldız oyuncu olabilmek için. Mükemmel. Şu an ödüllerimi toplayacağım ne kadar istemesem de. Bu arada Edgar'ın ustalığını normal şeye koymayacağım. Normalde yeni aldığım ustalıkları profilime koyuyorum. Ustalık olmayan bütün karakterlerim de görünsün diye ama Edgar'ı koymayacağım. Çünkü Edgar, yani bilemiyorum. Edgar suikastçı bir karakter ama genelde suikastçı yerine hasar veren bir karakter olarak kullanıyorlar. Bu kadar ustalığım varmış. Sadece bu kadarcık ustalığım var. Çok az.